Onu cemalini göster. Bir iki muhke. Ana gösterdiği cemal. Bak şimdi. Zaten Allah cemal gösterdi ya. Zaten o sultanın mazal basar. Bu mazal basar Kur'an'da Yüce Peygamberimizin sıfatı. Necm suresinde. Neymiş o? Çünkü oku bakalım. Eylemiş hakka tahsisi nazar. Eylemişti hakka tahsisi nazar. Şimdi başı ondan önceki cümleyi aldım da ondan sonra efendime söyleyeyim. He? Şef cihetten ol münezzeh zülcelal bikem u keyf ana gösterdi cemal. Zaten o sultanı mazaval basar. Mazaval basar demek bu semanın katlarını yükselirken aşarken peygamberimiz her semanın ehli gök ehli. Onu karşılamaya geliyorlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geliyor diye karşılamaya geliyorlar. Tabiri caizse o gök ehli, sema ehli bayramlıklarını, en güzel elbiselerini, en güzel süslerini takarak onu karşılamaya geliyorlar. Ama bütün o güzelliklere rağmen ne birinci kat semada, ne ikinci, ne üçüncü, ne dördüncü, ne beş, ne altı, ne yedinci kat semadaki güzelliklerden hiçbirine bir an, bir lahza dahi onun gözü kaymıyor. Mazagal basar mı demek? Şeyh Cihet'ten o münezzetu celal bilke vurkeyf ana gösterdi cemal. Zaten o sultanı mazagal basar. Eylemişti hakka tahsisi nazar. Hani bugün diyorsunuz ya bir şeye odaklanmak. O mutlak cemali, mutlak güzeli görmeye odaklandığı için hiçbir güzelliğe kaymadı. Bunu ifade ediyor. Allah senden razı olsun. Ne? Nasıl ifade bunlar ya? Mübarek Allah Allah. Evet. Hakka tahsisi nazar. Bak şimdi. Aşikare gördü Rabbil İzzeti. Temenni ediyor güzel bize dua ediyor. Gaza şey Süleyman Çelebi. Ahirette öyle görür ümmet. Göreceğiz. Bir hurufu harf yok. Bir hurufu lafzu lafız yok. Saut yok, ses yok. Bir hurufu lafzu saut ol padişah Mustafa'ya, Muhammed Mustafa'ya söylediği bir iştiba. Benzersiz. Benzersiz onunla konuştu. Dedi ki matlubu maksudum benim. Gece gündüz talep ettiğin maksadım benim. Ne olsam, ne olur görsem cemalin dediğin işte benim. Gel Habibim sana müştak olmuşam. Cümle halkı, bütün yaratıkları sana bende kılmışam. Ne muradın var ise iyi de mi reva? Ne muradın var yerine getireyim söyle. Bir de benden ne dilersin diyor yani. Ne muradın var ise iyi de mi reva? Eyleyen bir derde bin türlü deva. Sen bir de ben bin türlü deva isnadayım. Dile benden de dilesin bize böyle bir teklif gelse kim bilsin ne der isteriz. Allah'ın Resulü ne istedi? Bak ne istedi? Ya abi bana böyle diyorsun ya bir söyle bin vereyim diyorsun ya ol zayıf ümmetlerim halin olan. Kim istedi? Neden? Çünkü لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ اَسَابِيلًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفِسُكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَنِكُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ Haris, çok düşkün yani. Size çok düşkün, ümmetine çok düşkün bir peygamber diyor. Yaradan öyle söylüyor, ayet-i kerime. حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Hem rauf, hem rahim, hem çok şefkati sonsuz. Hem de merhametli bu iki sıfat Allah'a ait sıfatı burada peygamberimize kullanıyor. Hem rauf hem rahim bir peygamber. Ümmetine o kadar düşkün. Onun için o zayıf ümmetlerim halin ola.
Hazretine nice onlar yolla. Bu dağda bu gürültü, bu kadar ateş çemberini, bu kadar engeli aşarak seni nasıl razı etsin Allah'ım? Gece gündüz işleri hüsyan kamu. Hep işleri gece gündüz sana asi olmak. Bu durumda korkarım ki yerleri oğla tamu. Cehennem olur diye korkmadım. Sen de ona bir söyle bir vereyim diyorsun. Öyleyse söylüyorum ya Rabbi diyor şimdi bak. Ya ilahi. Hazretinden hacetim. Senden tek ihtiyacım. Hazretinden hacetim. Buldurur kim? Oğla makbul ümmetim. Ümmetim makbul olsun katında. Ümmetinden razı ol. Memnun ol. Şimdi burada mevlid okuyanlar seslerini yükseltirler. Hak Teala'dan eriştiği bir nida. Bir ses. Ya Muhammed. Ben sana kıldım ata. Ne istedin sen? Ümmeti. Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetimi onlara kıldım nasip. Ya Habibim nedir o kim diledin? Ben dile benden, dile benden dedim de sana sen de dileye, dileye, dileye ümmetim dedin. Bu ümmetim, ümmetim dediğin benim sonsuz kudretim, sonsuz saltanatım önünde. Bu ne ki ya ümmetim, ümmetim dediğin? Bir avuç toprağa minnet meyledin. Ya burada keselim mi? Yoruldum. Bir dahakine devamını yaparız. Maşallah. Olmayanlar olacak ama. Efendim? Olmayanlar olacak. Allah razı olsun. Peki efendim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Misafirhanemizde çay ikramımız var inşallah. Çıkarken de lokum dağıtacağız. Allah tekrar mübarek olsun. Tekrar nasip etsin. Teşekkür ederim.